güzel bir yemek tarifimiz var şimdi. Perde pilavını seviyoruz ama bu çok pratik. Herkesin yapabileceği çok kolay bir tarif. Sevimciğim nasıl yapıldığını bizler için anlatacak. Eğer seviyorsanız ve misafirlerinize porsiyonluk ikram etmek istiyorsanız güzel bir tarif. Öncelikle içini hazırlıyoruz, evet, değil mi? Evet, içini hazırladık. Nasıl yaptık? Soğanla birlikte bademimizi, kuş üzümümüzü, fıstığımızı güzelce kavurduk. Sonrasında pirinçlerimizi attık, onları da kavurduk. Baharatlarını koyduk. Karabiber, pul biber isteğe göre tuzumuzu attık. Sonrasında güzelce suyunu da koyup pişirmeye bıraktık ve demlemeye bıraktık. Demlendikten sonra soğuttuk. Milföylerimizi ortadan kestik. Unlu bir tezgahta güzelce açtık. Sonrasında şöyle kaseye, çorba kasesine yerleştirdik ve içine pilavımı tavuk koyuyorum. Tavuk da koydun sen. Evet, tavuğumuz da var. Haşlanmış tavukları pilavımız piştikten sonra içine dittin. Evet. Sonrasında şu şekilde koyup ters çevireceğiz ve porsiyonluk çok güzel, sunumu kolay, pratik bir perde pilav olacak. Harika. Evet. Milföy hamuruyla hemen hazırlayabileceğimiz bir lezzet. Şöyle üzerinde kapatıyoruz. Ve ters çevirip üzerine de yumurta sarısı süreceğiz. Şöyle. Tepsimizi de yağladık biraz. Evet. Yağlı kağıt serilmiş tepsi de olur değil mi Sevimciğim? Tercihe kalmış. Şöyle üzerine de yumurta sarısını sürüp 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyoruz. Harika. Üzerine badem de. Evet, bademimizi de koyabiliriz. Badem. Şöyle tercihe kalmış. Biz bademlerini de yerleştireceğiz ve sonrasında fırına göndereceğiz. Bakalım son hali nasıl onu göreceğiz. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Ve perde pilavımız pişti. Üzeri çok güzel kızardı. Mis gibi de kokuyor. Şöyle. Uf, sıcak sıcak. Çok güzel bir lezzet. Evet. Çok ellerine sağlık. Çok da kolay. İşte size güzel bir perde pilavı tarifi. Ama tariflerimiz bitmedi. Devamı gelecek. Farklı farklı lezzetleri sizlerle paylaşacağım.